Şahin iyi susamdan, iyi susam da yerli susamdan olur. Biz bütün zamanımızı bu yerli susamı bulmak için harcadık. Ben Melahat Mertürek. Bülent Bey'in eşiyim. Eczacıyım. Yan tarafta aynı sokakta eczanem olmasına rağmen günümün çoğunu burada geçiriyorum. Çünkü ben insanların az ilaç kullanmasından yana daha çok sağlıklı ürünlerle sağlıklı kalabilmeler için çaba sarf eden bir insanım. Ben Halit Demir. 1980'de başladım çırakla. Geldik, sandviç ekmeği vardı, ceviz lokum vardı. Tahanlı pide vardı. Ailenin ekonomik ihtiyacı olarak ben bir fırında çalışmaya başladım. Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Her hafta sonu gelip burada çalışıyorum. Ta ki 1985 yılına kadar. 1985 yılından itibaren bu fırında sadece dostları ziyarete, Metin abiyi ziyarete geldiğim bir yerdi. Ta ki 2014 yılına kadar. Böyle bir sohbet sırasında burada oturuyoruz Metin abiyle. Ya dedi, Bülent dedi, bu fırını babam sana vermemi vasiyet etti dedi. Bu kadar geleneği olan, bu kadar eski, öyküsü olan birçok ürünü Bursalılara mal etmiş bir fırının yaşaması lazım. Buraya şey yap. Ben de o sırada çok büyük bir işletmede genel müdür olarak çalışıyorum. Aklımın ucundan geçmiyor fırın. Eşimle paylaştım dedim. Böyle. Metin abi ısrarla, Metin Yanç abi burayı benim devam ettirmemi istiyor. Metin abinin çok ısrarlarına dayanamadım. Bu fırını yani devralmak gibi değil. Bu fırını sürdürmek, destek bu gelenekleri olalım, devam ettirmek, bu keyifli ortamda olmak. Bir de benim Mustafa, Allah rahmet eylesin, Metin abim, babası Mustafa İnandı'nın bir sözü vardı. Ona bulaşan kişinin undan kurtulması mümkün değil. Demek ki o da bir yerden gerçekleşti, bizi buraya çekti. Oradaki işlerimden ayrıldım. Bu işletmeyle haşır neşir olmaya başladım. Un, su, tuz ve mayadan oluşan bir hamur. Çok özel unu, özellikle çok özel un alırız. Su değirmeninde çekilmiş biraz kalın tanecikli bir unu özellikle dikkat ederiz. Bunu Yalova'dan bir değirmenden satın alıyorum. Şu anda beze hazırlıyoruz tahanlı pide için. Yani bunu eşit miktarda her biri 100 gram diyecek şekilde koparıp bir kenara koyuyoruz. Biraz dinlendikten sonra bunları açıp tavalara dizeceğiz. Gençliğimizde burada günde yaklaşık 20 bin adet şu tezgahta sandviç ekmeği üreten bir işletmeydik. Her gün. Dolayısıyla da o alışkanlık oldu. Yoksa bunu bu şekilde daha hızlı çalışırdık. Yapmazsan ustalar tavaya dizemez, müşteriler sandviç ekmeklerini alamazdı. Dolayısıyla ondan gelen bir alışkanlık var. O da yıllar da geçse unutulmuyor. Erzurumluyum ben. Bizim Erzurumlar hep fırıncı. Bizim meslek bu. Babadan, dededen gelen ekmek özellikle. Ama geldim burada işte sandviç ekmeği, ceviz lokum, tahanlı pide. Babam rahmetli bir devlet memuru. 4 kardeş. Dolayısıyla benim çalışmam gerekiyor. Bursa Erkek Lisesi'nde öğrenciyim. Ve oranın kantinli de öğleden sonraları çalışıyorum. Ve bu fırının sahibi, Allah rahmet eylesin, Mustafa İnanç,
Okul bitince çalışmamdan da memnun olduğu için 1976 yılında beni buraya getirdi. Tahinli pide, sandviç ekmeği, cevizli lokum gibi benim için Ağrı'dan da geldiğim için benim için böyle çok yabancı şeyler. Bizim oralarda daha çok kete var, ekmek var, bildiğiniz şeyler. Çok keyif aldım, çok heyecanla geldiğimi biliyorum. Bir de çok uzun zamanlar çalışırdık. Yani 16 saat, 18 saat. Hiç yorulduğumu bilmezdim yani. Gençlik şeyleri. Lise sona kadar bu fırında çalıştım. Daha sonra üniversite hayatım oldu. Ama o üniversite hayatım sırasında Allah rahmet eylesin yine Mustafa İnanç benim İstanbul'da okumamı destekledi. Ben de her hafta cuma akşamları buraya gelirdim İstanbul'dan. Pazartesi sabahına kadar çalışırdım ve benim cebime harçlığımı koyardı. O harçlık ki yani İstanbul'da bir evde kalmamı sağlıyor. Dolayısıyla benim bu mesleği daha çok sevmemi, daha çok benimsememi sağladı.